Golvarmı.com'un sunduğu Transfer Merkezi isimli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilay Ankavrazlı. Bugün Uğurhan Türker'le birlikte Galatasaray gündemini, Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız. Bu süreçte deprem felaketinin ardından zor günlerden geçiyoruz. Depremzedelerimizin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sizlerin yardımlarına ihtiyacı var. Eğer yardımda bulunmak isterseniz bir SMS'de siz yollayabilirsiniz. Deprem yazıp AFAD için 1866'ya, Kızılay için ise 2868'e gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da Ahbap gibi oluşumlara da destekte bulunabilirsiniz. Uğran abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk kardeşim. Dolu dolu bir yayınımız var. Bugün dolu, içeriğimiz çok dolu. Galatasaray'daki transfer gelişmeleriyle alakalı. Yayın boyunca ben izleyicilerimizin görüşlerini, yorumlarını ekrana getireceğim. O yüzden bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ancak hemen de izleyicilerimizi bekletmeden gündeme geçmek istiyorum abi. Dün sen Zakaryan'la ilgili bazı gelişmeler olduğunu söylemiştin. Galatasaray'ın 9 milyon euroya kadar çıkabilme ihtimalinden bahsetmiştin ki bugün daha başka gelişmeler oldu. İstersen Zakaryan transferiyle başlayalım. Ardından da izleyicilerimizin yorumlarıyla birlikte programımıza devam edelim. Şimdi Zakaryan konusuyla direkt başlamak gerçekten güzel oldu. Çünkü birçok noktada birçok taraftarımızın aslında beklenti içerisinde olduğu bir transfer süreci. Özellikle bugün hem Dinamo Moskova Kulübü'nün Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla aslında transfer biraz farklı bir noktaya kaymaya başladı. Aynı zamanda Rus gazetecilerin yapmış olduğu paylaşımlar, oyuncu hakkındaki görüşler, aynı zamanda Dinamo Moskova Kulübü'nün bu oyuncu için 25 milyon euro civarında istediğini söyleyen gazeteciler de vardı. Bir anda Galatasaray taraftarı da tabii doğal olarak ne oluyor? Yani biz başka bir rakam düşünüyorduk. Hani 25 milyon euro nereden çıktı gibi bir düşünceye olay evrildi. Ama öncelikli olarak insanların elbette içini rahatlatmak adına oradan başlayayım. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi oyuncunun kontratında 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu konuşuluyor. Diyelim ki bu serbest kalma maddesi yok. Yani bu yalan. Öyle varsayalım. Ben olduğu yönünde bilgi aldım ama diyelim ki yok. Olmadığını varsayalım. Biz bunun üzerinden konuşalım. Zaten 15 milyon euro varsa serbest kalma maddesi, 25 milyon euro zaten isteme ihtimali söz konusu değil. Yani böyle bir şey hakkınız da yok hukuksal anlamda. Bunu bir kenara bırakalım. Olmadığını varsayalım. 1,5 sene kontratı kalmış bir futbolcu için kimse 25 milyon euroyu çıkarıp vermez. Hele ki Avrupa kulüplerinin şu an Rusya ile Ukrayna arasındaki münasebetten ötürü oraya para aktarma ihtimalleri de çok çok düşükken, biraz daha temkinli yaklaşırken, ki Premier Lig gibi liglerin de oradan futbolcu alınmasına çok onay vermemesiyle beraber çok mümkün bir transfer süreci değil. Avrupa'ya olan transferi, Premier Lig'e ya da farklı bir Avrupa ülkesine olan transferi çok mümkün değil. Ama Galatasaray işi çok daha başka. Çünkü Galatasaray ve Türkiye çok daha farklı bakıyor. Yani Rusya ile olan ilişkilerle alakalı bir problem yok. Oradan alınacak bir futbolcuda problem yok. Şu an bugünkü şartlarda Arsen Zakaryan'ı Galatasaray Dinamo Moskova kulübünden almasa, belki de Arsen Zakaryan bu seneki kontratını tamamladıktan sonra bir yıllık kontratı kalacak. O kontratının da 6 ayını tamamlayıp bedelsiz olarak farklı bir takıma da gidebilir. Yani böyle bir risk de söz konusu. Dolayısıyla elbette Dinamo Moskova'da kulübü de bunu biliyor. Yani oyuncu da 19 yaşında Kubilayan. Dolayısıyla 19 yaşında bir kulüp olduğunuzu düşünelim. Chelsea olduğunuz ya da farklı bir takım olduğunuzu düşünelim. Şu an bu oyuncuyu alamıyorsunuz. O Rusya takımında forma giydiği için, oraya bonservis kazandırmak istemediğiniz için şu an bu oyuncuyu alamadığınızı varsayarak konuşuyorum. Alamıyor Chelsea kulübü. Ne yapacak? 19 yaşında zaten. Hani beklesek de bir şey olmaz diyecek. Belki de bir sene sonra, tam bir sene içerisinde, Ocak ayında, yani 2024'ün Ocak ayı içerisinde oyuncuyla ön protokol imzalayıp Haziran ayında oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Hem Premier Lig yönetimi buna bir şey demeyecektir, hem de Chelsea kulübü belki de 15-20 milyon euro ödemeyi göze alacağı futbolcu için bedelsiz bir transfer yapmış olacak. Dinamo Moskova kulübü bu riski almak istemiyor. Bunu dün de söyledim. Yani onlar evet biraz böyle Rus gazetecileri kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de hani gazetecilik farklı bir noktada, artı olarak taraftarların transfer haberlerine bakış açısı çok farklı bir noktada. Onlar bunu kullanmaya çalıştılar biraz. Artı olarak sosyal medya yine çok aktif kullandığımızı bildikleri için orayı kullanmaya çalıştılar. Mesela bir paylaşım var. Arsene Zakaryan burada tarzında, hani antrenman fotoğrafını paylaşarak. Bu tarz ufak tefek nüanslar yakalayarak orada biraz belki bonservisi arttırırız düşüncesine girdiler ama ne Erden Timur ne de Galatasaray yönetimindeki herhangi bir kişi, başkanımız Dursun Özbek de dahil olmak üzere, bu tuzağa kolay kolay düşmez.
Galatasaray verebileceği rakamı zaten verecektir. Tahmin ettiğimiz üzere 9-10 milyon euro civarında net bonservis, belki 1-2 milyon euroluk artı bonuslarla. Şöyle bir bilgi var. 10 milyon ya 9 milyon euroya yakın 10 milyon euro bedeli gözden çıkarılmış. Artı 2 milyon euro da bonuslar var. Ama bu bonservisin 3 taksitle ödemeye çalışacağı, yani en azından Dinamo Moskova'ya böyle bir sunulduğu söyleniliyor şu an. Bizdeki sendeki bilgiler bu yönde. Devam edebilirsin abi. Ben izleyicilerimizin yorumlarını az sonra okuyacağım. Kesinlikle. Yani Galatasaray zaten verebileceği maksimum rakamı verecektir. Bunun haricindeki rakamlar mümkün değil. Yani oyuncunun serbest kalma maddesi olmasa da mümkün değil. Yani böyle bir süreç olabilecek bir süreç değil. Dinamo Moskova kulübü gazetecileri de kullanarak, Rus gazetecileri de kullanarak tamamen burada işi biraz daha yokuşa sürelim, ne alırsak kârdır düşüncesiyle bakıyorlar. Ben kişisel görüş olarak söylüyorum, bilgiden ziyade bunu. Ben Arsen Zakaria'nın öyle ya da böyle Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Ama Dinamo Moskova kulübü işi bu şekilde yokuşa sürmeye devam ederse delilikten başka bir şey yapmayacaktır. Çünkü Arsen Zakaria 19 yaşında, bir sene bekler, bedelsiz olarak gider, istediği kulübe de imza atar. Bu konuda da herhangi bir tereddüt yaşamayacaktır. Eğer bu şekilde devam ederlerse Galatasaray'dan kazanma ihtimalleri olan 10 milyon eurodan da vazgeçmiş olacaklar gibi görünüyor. Ama aksi takdirde ben tekrar kişisel görüşümü söyleyeyim, bu transferin %80-%90 ihtimalle biteceğini düşünüyorum. Kolay kolay ben oran vermem. Sen de iyi biliyorsun, çok tarzım olan bir şey değil ama %80-%90 ihtimalle, eğer delilik yapmazlarsa, çünkü Rusların ne yapacağı belli olmaz. Eğer delilik yapmazlarsa bu iş %80-%90 bence biter. Bitmemesi için bir sebep yok. Çünkü Avrupa'da başka alabilecek takım yok yani şu an. Kerem Köstek Bey de demiş ki transfer gelmesin, izleyicilerimizin bazıları çok transfer yapmayalım diyorlar. Bunlar geleceğe yatırım demiş ki zaten Galatasaray'ın Zakaria'nın transferine bakış açısı da o. Bonservisi Galatasaray'a çok yüksek bonservisler kazandırabilir Zakaria. Gelirse belki oynamadan bile çok büyük bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in yolunu tutabilir. Böyle bakmak lazım bu transfere. Ben yorumları okuyayım. Hayırlısı olsun diyenler var. Burada Erdem Timur'un bu transferi çözeceğini düşünen insanlarımız var, izleyicilerimiz var. Abi bu Zakaria transferine ben de senin gibi bakıyorum. Gayet Galatasaray alabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da konuşalım. Zakaria Galatasaray transfer ederse Zakaria'nı ekstra bir hamle gelir mi? Bir daha bir şunu da okuyayım sana ben. Mert Ali Demirci, Zakaria'nda gelirse sizce hem Zaniolo hem de Zakaria'nı Galatasaray sene sonu gönderir mi? Yoksa gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatır? Çok güzel bir soru. Ben Zaniolo'yla Galatasaray'ın en azından 2 sene falan devam edeceğini düşünüyorum ama Zakaria'n gelirse kısa süre içerisinde Galatasaray'la yollarını ayırabilir. Yani o transfer, o bakış açısıyla bakmak lazım. Bir köprü görevi Premier Lig'e Galatasaray görecek gibi geliyor bana. Umarım bu transfer gerçekleşir. Futbol Manager oynayan izleyicilerimiz de bilir. Oyunun en çok gelişen oyuncusu yaşıtlarında, 19 yaşında en çok gelişen oyuncusu Zakaria. Hani bu da gerçekçiliği açısından bir dipnot olarak düşeyim. Yedek forvet alalım. Emmanuel Carrasco böyle bir yorumda bulunmuş. Mehmet Abdü Öztakallı'da Icardi'nin durumu nedir? İtalyan kulüpleri devrede deniyor. Icardi'ye birazdan geleceğiz ama abi yedek forvet konusunda şöyle sorayım ben sana. Zakaria'na bir bonservis bedeli verilirse, bana gelen bilgi, Galatasaray'ın fırsat transferi haricinde bir transfer yapmayacağını duydum ben. Sende ne bilgiler var? Özellikle santrfor bölgesinde. Şimdi bunu devamlı söylüyorum. Hani Galatasaray'ın zaten bir bütçesi, yani kafasında planladığı bir bütçe var. Zaten bu bütçeyi de Galatasaray hayali olarak harcıyor. Bile yani doğru oyunculara harcadıkları takdirde problem olmayacaklarını onda da biliyorlar. Çünkü sene sonunda Galatasaray oyuncu satarak çok rahat bir şekilde kapatabilir. Bu aldığı oyuncuları da, aldığı bedeni çok kat be kat üzerine zaten satabilecek oyuncular alıyor Galatasaray. Yani ölü yatırımlar yapmıyor. Örnek veriyorum, X bir futbolcu 35 yaşında, 36 yaşındaki bir futbolcuya 5 milyon euro bonservis, senelik 6-7 milyon euro maaş verip de ölü bir yatırım yapmıyoruz. Yani geri alamayacağımız bir yatırım yapmıyoruz. Para harcıyoruz ama o paranın kat be kat fazlasını alabileceğimiz oyunculara yatırım yapıyoruz. Galatasaray yönetimi de buna güvenerek aslında bir para harcaması yapıyor. Nicolò Zaniolo'da da böyle bir süreç yaşanmıştı. Arsène Zakaria'da da benzer bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman ben, evet, Arsène Zakaria'na Galatasaray bir para harcadıktan sonra santrafor mevkisi için de böyle 10 milyon, 12 milyon euroluk rakamlar harcar mı? Bence harcamayacaktır. Öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın kısa vadede alternatif oluşturabilecek, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına fayda sağlayabilecek, özellikle Galatasaray'ın sıkışan oyunlarında takıma bir etki edecek, bir katkı sağlayacak bir santrafor alma niyeti var.
Öyle bir soruşturma devam ediyor. Galatasaray'ın ben o noktada bir oyuncu alabileceğini düşünüyorum. Alması gerektiğini de düşünüyorum. Ama öyle düşündüğümüz gibi işte bonservis harcayarak Zakaryan'da olduğu gibi 15-20 milyon euro vererek bir oyuncu alma ihtimali söz konusu değil. Burada abi birazdan Daka ismine de gireceğim. Görüşlerinde var Daka ile ilgili. Abi ben burada Kerem Köstek Bey'in yorumunu okuyayım. Zakaryan Zanyol alırsan forvet yedek Gomis idare edersin. Zakaryan arkaya bir top atar. Kerem ya da Zanyol'a zaten koşu yapan oyuncular demiş. Mehmet Köpük Bey de demiş ki Zakaryan'a vereceğim parayı Dybala'nın 12 milyon euroya versin. Daha mantıklı. Şöyle düşünelim. Dybala ile Galatasaray 12 milyon euro alabilir. Evet. Ama Dybala'dan bonservis bedeli kazanamaz. Zakaryan'a vereceğim parayla çok yüksek bonservis bedelleri kazanabilirsin. Carrasco Bey'in yorumunu, bu Şampiyonlar Ligi'nin bir yorumunu birazdan konuşuruz. Abi burada Icardi ile alakalı da çok soru geliyor. Icardi ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor Galatasaray'ın. Ancak İtalyan kulüplerinin baya baya istediğini, özellikle Milan ve Inter'in. Ben ama Milan'ın bu noktada biraz daha dezavantajlı olduğunu, Inter'in böyle bir inisiyatife girebileceğini düşünüyorum. Ama Icardi Galatasaray'dan gitmek ister mi? Ya da Galatasaray yönetimi Icardi'yi bırakmak ister mi? Diyeyim ben sana. Şimdi böyle bir ihtimal mümkün değil. Yani az önce Rus kulüpler için söylemiş olduğum şeyin Galatasaray yönetimi için geçerli olması lazım. Yani tamamen bir macera aramanız lazım. Delilik yapmanız lazım. Icardi klasmanında ve şu an Türkiye Ligi'nde bu performansı veren bir futbolcuyla yollara ayırmak gibi bir düşünceye girmek için deli olmak lazım. Yani bunun ekstra bir açıklaması yok. Zaten Galatasaray yönetiminde böyle bir düşüncesi yok. Böyle bir ayrılık süreci söz konusu değil. Ama elbette oyuncu kiralık bir oyuncu. Yani mecbur belli noktada bir ödeme yapmak zorundasınız bonservisini alabilmek adına. Zaten tekrardan bir kiralık görüşme yapabilmek mümkün değil. Çünkü oyuncu kontratı bitecek 2024 yılında. Dolayısıyla Galatasaray alabiliyorsa bonservisini almaya çalışacak. Düşünülen bir rakam var. Teklif edilmesi beklenen bir rakam var. Ama burada devamlı söylüyorum. Kritik nokta oyuncunun kendisi. Yani Icardi kalmak isterse burada kalır. Yani onun bir tereddüt olmayacaktır. Yani Galatasaray öyle ya da böyle Paris Saint Germain'le bir noktada anlaşır. Bir bonservis bedelinde anlaşır. Ama kilit nokta burada kesinlikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi ya da istememesi. Yani isterse ki İstanbul'da mutlu olduğunu, memnun olduğunu, Galatasaray'ı çok sevdiğini biliyoruz. Bu isteği devam ederse, bu arzusu devam ederse Galatasaray'da kalır ve öyle uçuk rakamlara yani 20-25 milyon eurolardan da değil Galatasaray'ın ben o maksimum 10 milyon euro civarına Mauro Icardi'nin bonservisini alabileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Öyle çok 20 milyon euroluk rakamlara çıkılmayacaktır. Bir senelik kontratı kalmış bir oyuncu için Paris Saint Germain Galatasaray'a bu noktada yardımcı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü işin bir de reklam yönüne bakmak lazım. Yani Katarlı iş adamlarının sahibi Paris Saint Germain'in. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nin yayıncı kuruluşu da keza aynı şekilde Bein Sports. Dolayısıyla bu hani Icardi'ye bir reklam olarak da bakabilirler aslında. Türkiye Ligi'nin izlenmesi anlamında, Türk taraftarların izlemesi anlamında bir reklam olarak bakabilirler. Dolayısıyla biraz daha farklı bir süreçte orada işleyebiliriz. Milan değil ama Inter istiyor. Yani onu söyleyeyim. Hani öyle bir düşünce var. Ben Milan'ı duymadım. Hiç öyle bir bilgi kulağıma gelmedi ama Inter'in bir düşüncesi vardı. Nedeni de şu, Dzeko'yla kontratı bitecek muhtemelen Dzeko'nun. Orada bir ayrılık söz konusu olabilir. Artı olarak Lukaku'yla yolları ayırabilirler. Böyle bir ihtimal söz konusu. Lukaku'da bir form düşüklüğü söz konusuydu Dünya Kupası döneminde. Şu anki durum hakkında net bir bilgim yok ama o dönem biraz bir düşüklükten dolayı yani ki ciddi de bir bedel ödemeleri lazım Chelsea'ye satın alma opsiyonu için. Yani kolay kolay da öyle rahat ödenebilecek bir bedelden bahsetmiyorum. 55 milyon euro ödemesi lazım Inter. Evet. Yani hani performans veriyorsa alırlar muhtemelen de. Hani performans noktasında belli tereddütleri olursa ben 55 milyon euroluk yatırımı farklı bir oyuncuya kaydırabileceklerini düşünüyorum. Bir de Lautaro Martinez var ki Inter'in de çift forvet kurgusuyla oynadığını hatırlatalım. Yani iki tane çok net santrafora ihtiyaçları vardı. Edin Dzeko'nun kontratı bitiyor ayrılabilir. Lukaku kiralık gidebilir. Lautaro elde kalıyor. Lautaro'ya da Premier Lig'den talipler var deniyor. Dolayısıyla iki kez Inter'de gol krallığı yaşamış Mauro Icardi'ye İbre'nin dönmesi çok doğaldı. Böyle bir beklenti içerisinde olmak da gayet makul. Ama Galatasaray'ın ben bunu daha önce de söyledim. Yemeyip, içmeyip Mauro Icardi'nin gönlünü hoş etmemiz lazım. Yani ne olursa olsun bunun
ucu bucağı yok yani. Bu söylediğim sözün ucu bucağı yok. Yani ne istiyorsa o. Yani yapacak bir şey yok. Bu futbolda hazır böyle bir ihtimal tutmuşken. Yani çünkü öyle bir golcü ki yani Şampiyonlar Ligi'nde seni farklı bir seviyeye de çıkarabilir. Yani Türkiye Ligi için değil. Hani tamam. Hani bunu şey için de söylerim çok net. Icardi diyorum, özür dilerim. Bafétimbi Gomis'in Galatasaray'a ilk geldiği dönemki Bafétimbi Gomis için de net bir şekilde söylerim. Yani o dönemki Gomis Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir fark yaratmayabilirdi. Ama Icardi yaratır. Yani bu Icardi ne varsa onu topun, tüfeğin, artık neyin varsa hani izinse izin vereceksin. Gitmek istiyorsa gidecek. Uçak bileti ise uçak bileti. Neyse artık yani ne istiyorsa. Haftada bir kere Milano'ya uçak bileti ise uçak bileti vereceksin. Paris'e gitmek istiyorsa Paris'e gitsin. Nereye istiyorsa gitsin gelsin. Bir gün maçtan önce bir antrenmana çıksın. Çıksın topuyla oynasın, bize yeter yani. O yeterli olur, çok net. Ben, sene sonunda Türkiye sarı saçlar cenneti olabilir Icardi sayesinde. Çok sevdik diyorlar Icardi gerçekten de. Ben 5,5 milyon euro, bundan bir ay önce falan duymuştum bunu. 5,5 milyon euro maaş vermeyi düşünüyorlardı Icardi'ye, Galatasaray'ın. Ve Icardi bunu sıcak baktı konuşuyordu ama ilerleyen günlerde daha da netleşir bu konu. Bakalım burada ne yorumlar varmış izleyicilerimizden, onları da okuyalım. Mustafa Çayırbey demiş ki, Zakaryan 8 numarada çok iyi oynar. Sergio Oliveira bazen maç seçiyor ya da performans düşüyor. O zaman Oliveira yerine Zakaryan oynar transfer olursa. İnşallah da Zakaryan transfer olur demiş. Güzel diyorum. Zakaryan orada Galatasaray kullanabilir. Zanyo, Mehmet Emin Ciritoğlu demiş ki, Zaniolo'nun 35 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bunu iyi performans verirse 40-45 milyon euroya çıkartabilir miyiz? Bazı kulüplerde bunu görebiliyoruz. Hani çıkış maddesine daha yüksek paralara satabiliyor bazı kulüplar ama bilmiyorum. Onun gidişatı nasıl olur? Roma'ya da kaybedin. Unutmayın. İzleyicilerimiz öyle değil. Ozan Kabak'ı öyle satmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 7,5 milyon euro serbest kalma maddesi varken 11'e göndermiştik. Kimi abi? Duyamadım ben. Ozan Kabak. Evet. Aynısı olmuş. Galatasaray'dan ayrılırken oyuncu yani Galatasaray'a elbette hani altyapısına yetiştiği bir kulüp olarak daha fazla para kazandırmak istemişti. Gittiği kulüp de bunu kabul etti. O günlerde bir sorun çıkarmamışlardı. Dolayısıyla hani ekstra bir ödemeyle, Stuttgart kulübü de ekstra bir ödemeyle beraber 11 milyon euroya bonservisini almışlardı. Ama tabii o altyapıdan yetişen futbolcu. Yani Zaniolo'dan böyle bir düşünce beklemek çok doğru olmayabilir. Ama performans verirse, çünkü oyuncu buraya gelirken aslında hani bunu söyledik daha önce. Oyuncu buraya gelirken zaten diyor ki ya kardeşim ben 35 milyon euroluk bir futbolcuyum. Hani gözü kesiyor, tamam mı, bu bedeli. Bu önemli olan bu. Yani X bir futbolcu için 35 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koymaya kalksanız belki de kendisi der ki ya ben hani bu 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini bana kimse vermez diyebilecek futbolcular da var yani. Ama oyuncu bunu göze alıyor. Hatta daha da yukarısı belki kabul ettirilebilirdi biraz daha zorlansaydı ama orada işte deprem süreci yaşandı. Hani transferi bir an önce noktalayalım düşüncesiyle beraber Galatasaray çok da fazla kurcalamadan o transferi o şekilde tamamladı. Ama 35 milyon euro'nun da ben az olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu da kabul etmek lazım. Türkiye Ligi'nde şu an maksimum rakam 22-21 milyon euro civarında Cenk Tosun gitmişti diye hatırlıyorum. 35 milyon euro bundan kat be kat fazla. Dolayısıyla da kardan pay maddesi dahil olmak üzere Galatasaray'ın 12-13 milyon euro bir kar yapma şansı var. Özellikle vadeli ödemeyi de göz önünde bulundurduğumuzda bence kötü bir transfer süreci değil. Şu yani performansını versin de 35 milyon euro etsin, bizim için gerisi çok önemli değil yani bence. Şunu ben cevaplayayım abi, sonra da diğer transfer gelişmelerine geçelim. Cem Şahin demiş ki, Zakaryan beklentiyi veremezse ne olacak? Şöyle bir durum var. Oyuncu 19 yaşında, Özden Metin'in belirttiği gibi. Hani 19 yaşında bir isme bonservisini verdiğin zaman 10 milyon euroları vesaire, bundan çok büyük zarar etmezsin ki Zakaryan şu an Avrupa çapında bir futbolcu aslında. Sadece Rusya kulübünde oynadığı için bir türlü çıkış yapamadı. O yüzden Galatasaray'a gelirse performans versin veya vermesin, Galatasaray ödediği bonservisin çok daha yukarısında Zakaryan'ı satacak. Bundan emin olabilirsiniz. Mehmet Şahin Bey demiş ki, Oliveira'nın yedeği yok. İyi yayınlar demiş. Oliveira'nın yedeği yok ama işte Zakaryan gelirse denklem değişir. O yüzden Zakaryan konusu Galatasaray için önemli. Bir yorum görmüştüm yukarılarda. Şu an bulamadım maalesef ama Botay'ı sormuşlar. Galatasaray Salernitana'da forma giyen. Bir gelişme var mı, olur mu diye.
Olmaz diyemiyorum ama şu an devre arası transfer döneminde çok zor. Selahattin Arna'nın sportif direktörü de Desančić, Galatasaray'ın eski kalecisi. Hani buradan bir bağlantı var, kullanılır mı kullanılmaz mı bilmiyorum ama şu an öyle bir gelişme yok en azından. Celal Sağırkaya demiş ki Galatasaray Zakaria'yı sürekli olarak oynatmaktan ziyade kısa vadede alsat yapacak. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez demiş. Kesinlikle öyle. Abi buradan İsmet Batmaz'ın yorumunda Yusuf Demir'e de verilen bonservis Zakaria'na da verilir. Sıkıntı olmaz gibisinden bir yorum yapmış. Evet, Ersin Bey'in yorumuna ben tasdikliyorum. Zakaria transfer ekonomi amaçlı geçici bir transfer. Çünkü elde tutmamız pek mümkün değil. Buradan abi ben sana Dybala'yı birazcık konuşalım. Çünkü sosyal medyada çok dönüyor, internette çok dönüyor, haberler çıkıyor vesaire ama ben bugün son bilgiler şöyle. Oyuncunun 12 milyon euro çıkış maddesi var. Oyuncu Roma'da mutsuz ancak 3 sene sözleşmesi var. Manchester United ve Newcastle United'ın oyuncuya talebi var. Ancak eğer Dybala derse ki ben yaz transfer dönemine kadar Roma'da oynayacağım. O zaman Galatasaray'ın bir şansı yok bu transferde. Çünkü oyuncu Premier Lig'de kalbur takımlar United ve Newcastle United'a gidecek. Ancak Galatasaray veya herhangi bir Türk kulübü Dybala'yı almak istiyorsa devre arasında yani şu an kesenin ağzını açmalı. Çünkü Avrupa'da transfer dönemi yok. Sendeyiz abi. Şimdi bunu bir avantaj olarak kullanmak lazım. Senin de söylediğin gibi. Çünkü yaza kalırsa bu iş olacak bir iş değil. Hani 12 milyon euroya her kulüp verebilir. Her kulüp karşılayabilir. Ve zaten Roma kulübüne bu 12 milyon euroyu kabul ettirirken bedelsiz gelmesini gerekçe göstererek Roma'ya bunu kabul ettirmişti Dybala ve menajeri. Dolayısıyla da burada da performans verdi. Şimdi Romalı taraftarlar buna tepki gösteriyorlar. Yani çok ciddi bir katkı verdi. 8 gol 7 asist yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir katkı verdikten sonra da devre arasında tabii ki yani sezon sonunda bile böyle bir katkı verilse hani iyi futbolcu dersin ama adam devre arasında vermiş zaten bu katkıyı. Yani devam ettirse katkıyı belki de 30 gol katkısıyla sezonu tamamlayacak. Böyle düz mantıkla, düz matematikle baktığımız zaman. Dolayısıyla da hani Roma taraftarlarının da bu transfer sürecinde eleştiri olarak bu olaya bakmalarındaki temel faktör bu. Hani neden 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyuldu tarzında. Bunu Galatasaray bir avantaja çevirebilir mi? Çevirebilir. Ama burada temel bir faktör var. Bir, Dybala'nın kendisini buraya ikna edebilmek. Çünkü sadece Türkiye Ligi'ne mücadele ediyoruz. İşte keşke Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansımız olsaydı başka bir şey konuşabilirdik. Ama şu anki şartları değerlendirmek lazım. Realist bakmak lazım. Şu an hani bu birinci bir etken. Yani olumsuzluk anlamında bizi etkileyebilecek faktörlerden birisi. Artı olarak da yanlış duymadıysam 5,5-6 milyon euroluk bir maaşı var oyuncunun. Bir de bu kemiksiz ücret yani hani şey olsa hani vergili olsa hani %50'sini vergiye düşersin 3 milyon euro. 3 milyon euroyu belki 4 milyon euroyu burada da veririz dersin. Hani bu da karşılanabilir bir rakam ama şimdi 6 milyon euro kemiksiz ücret alan bir oyuncuya sen şimdi nasıl ne vereceksin yani? 7 versen altından kalkamayacaksın. 6 versen hani kabul ettirebilir misin? Şöyle bir durum var. Ara transfer döneminde gelme olasılığı %5 ise yazın gelme olasılığı hiç yok. Ben yani aslında onu anlatmaya çalışıyoruz izleyicilerimiz. Dybala haberlerinin o tarz bir gerçekliği yansıtmadığını söylüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Jose Mourinho biraz Roma'yı karıştırdı mı deriz, ne deriz? Zaniolo olsun ki Zaniolo'yla yaşadığı problemler nedeniyle şu an Galatasaray Zaniolo'yu transfer etti. Dybala'da da öyle bir durum var. Birazcık takım içerisinde otoritede problem yaşıyor Jose Mourinho son dönemlerinde. Şimdi Dybala da bu kadar formda ama takımdan gitmek istediği çok açık. Sezon sonunda bence kesin gidecek ama devre arasında Galatasaray'ın şansı çok 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 az tabii. Onu da söylerim abi. Ya o maaştan kaynaklı bir durum. Ama keşke yani maaşı daha uygun olsa, daha verebileceğimiz, karşılayabileceğimiz bir ücret olsa, hani Dybala'yı hani biz sene sonunda işte ligde şu kadar puan öndeyiz. Biz muhtemelen şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz gibi durumlarla belki ikna edebilirdiniz. Hani kısa vadeli gel burada oyna, önümüzdeki sene zaten Şampiyonlar Ligi'ne mücadele edeceğiz tarzında bir düşünceyle belki ikna edebilirdiniz. Taraftar desteğiyle beraber. Ama işte o maaş konusu çok çok önemli. Yani Dybala'nın önemli bir fedakarlık yapması lazım. Bu da çok kolay değil. 6 milyon euro kazanıyor diyoruz orada. Kemiksiz ücret. 2 milyon eurosundan vazgeçse 4 milyon euro ya belki kabul ettirebilirsin. Ama hani Galatasaray için kabul ettirebilirsin. Yani Galatasaray belki 4 milyon euroyu kabul eder ödemek için. Ama oyuncu da hani orada şu an 6 milyon kazanırken burada 2'yi kabul eder mi? Orası biraz muamma gibi geliyor bana.
Biraz daha abi gerçekçi, hani realist dedin ya az önce, oralara geçelim. Ben sana senin araştırdığın, sende olan bilgiyi sorayım. Eduard Sperfian, bu ismi de sen gündeme getirdin Galatasaray'da. Şimdi baktığımız zaman Zakaryan gibi, bu isim de Ermenistan kökenli. Zakaryan Rusya milli takımını tercih etti. Ancak bu Ermenistan'ın şu an göz bebeklerinden bir tanesi Sperfian. Müthiş bir potansiyel, aynı Zakaryan'da olduğu gibi. Galatasaray'ın böyle bir girişiminin olabileceği bir ihtimali var mı? Yoksa Sperfian ismi biraz sonraki dönemler için mi düşünülüyor? Yoksa Zakaryan'a bir alternatif mi? Şimdi Zakaryan konusunda Galatasaray'ın çıktığı rakamları aşağı yukarı tahmin ettikleri için bu oyuncunun menajerlik şirketi bu oyuncu Galatasaray'a önermişler. Hani Arsen Zakaryan'a alternatif olarak hani oradan sonuç alamazsanız bu oyuncuyu da aşağı yukarı benzer bonservis bedelleriyle kadronuza katabilirsiniz tarzında. Oyuncunun menajerlik şirketini yapan şirket şu an Türkiye'de birkaç farklı futbolcuları var. Daha önce Türkiye Ligi'nde oynayan futbolcuların da olduğu bir oyuncu havuzları var. Bunlardan birisi de Başakşehir forması giyen Traore. Sezon başında transfer olan Traore. Yine önceki dönemlerde forma giyen Bakambu ve birkaç tane daha farklı futbolcunun da Türkiye Ligi'nde yani daha önce oynamış ve aktif olarak oynayan birkaç farklı futbolcunun da menajerliğini şu an aktif olarak yapıyorlar bu şirket. Dolayısıyla da baktığımız zaman hani oradan gelen bir öneri aslında. Galatasaray'a oradan gelen bir öneri. Ama hani Galatasaray'ın çok odaklanacağı bir transfer süreci olur mu yoksa Arsen Zakaryan'dan gelecek sonuca göre mi hareket edilir? Bunu kestirmek çok güç ama performans olarak da Arsen Zakaryan'ın çok altında kalmayacak ama bir tık daha olmuş bir futbolcu diyeyim Kubilay'ın. Yani biraz araştırmaya çalıştım. Hani bir kademe daha olmuş ama 3 yaşta daha yaşlı yani 22 yaşında. İnfo verelim. İzleyicilerimize şöyle de bir bilgi verelim. Bu oyuncu da Rusya'da şu an kariyerini sürdürüyor. Krasnodar'da. Yani Evet, kariyerinin Krasnodar'da olduğu. falan geliyor. Evet orada forma giyiyor. Yani performans olarak da dediğim gibi hani bir kademe daha üst. Çünkü hatta şöyle performansını da söyleyeyim. Bu sene Rusya Ligi'nin 16 resmi maçta 9 gol atmış, 6 asist yapmış ama bir şöyle bir bilgi daha vereceğim. Oyuncu daha çok 10 numara. Yani merkez orta sahanız Arsen Zakaryan gibi merkeze çok kaydırabileceğiniz bir oyuncu değil. Bu da bence önemli bir eksik Galatasaray'da. Ama işte bu transfer de bence Zakaryan'da bitecek. Yani Zakaryan hamlesi gelmezse Galatasaray hem santrafor bölgesine yönelebilir hem de Sipersyan'a belki yönelebilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zakaryan'dan gelecek haberlere göre. Ben izleyicilerimizin yorumlarını okuyayım. Aynı Sipersyan'ı sormuş izleyicimiz Mehmet Mert Ali Demirci. Zakaryan gelir gelmez sene sonu gönderilirse seneye Sipersyan düşünür mü acaba? Düşünülebilir ama şöyle bir durum var. Oyuncu Sipersyan'da aynı şekilde Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. UK nickli izleyicimiz Dinamo Moskova'daki oyuncular daha iyidir demiş. Krosnodar'a göre sanırım. Biz taraftarlar olarak hazırız demiş Fatih Kesim. Erdem Başkan'a söyleyin taraftarlar olarak bir anda 25-30 milyon paraları çıkartırız. Başkana selamlar demiş. Fenerbahçe'nin meşhur Nestor kampanyası gibi. Ben o kampanyaların olmamasını düşünüyorum bu arada. Ama Icardi için de çok mantıksız bulurdum. Çok mantıksız görmüştüm Fenerbahçe'nin kampanyasını. Şu an Icardi yapsa verebilirim. O da ayrı bir durum. Zakaryan'ı konuştuk. İzleyicimize söyleyeyim ben. Biraz geriye kaydırabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Abi burada ben diğer konularımıza da geçelim. Patron Daka'yı da konuşuyor izleyicilerimiz soruyorlar. Galatasaray'da Zakaryan hamlesiyle birlikte mi Patson Daka sence düşünülüyor ya da santrfor hamlesi düşünülüyor? Yoksa Zakaryan olmazsa Patson Daka gelir mi Galatasaray'a? Burada bir bilgin var mı? Şimdi Galatasaray'ın Arsen Zakaryan'a ödeyeceği bonservisten dolayı Patson Daka gibi bir ekonomik anlamda Galatasaray'a yükümlülük getirebilecek bir santrafor adayı biraz geri planda kalmıştı aslında ama Galatasaray o konuda da yapabileceği teklifi yaptı. Yani verebileceğimiz rakamı maksimum noktada verdik. Hani bu teklif kabul edilir edilmez ne kadarlık bir süre zarfı içerisinde bundan sonuç alınır ya da alınamaz bilmiyorum ama yine de Galatasaray alınabilecekse bu ayarda bir golcü almaya çalışıyor. Yani hani golcü almak için golcü almak gibi bir tabir vardır yani ya daha doğrusu transfer yapmak için transfer yapmak diye. Yani Galatasaray böyle bir düşünce içerisinde değil. Yani alabiliyorsak iyisini alalım, alamıyorsak almayalım düşüncesindeler. Çünkü hani elinizdeki mevcut oyuncularla da devam ederiz tarzında bir düşünce de hakim. Sadece Türkiye Ligi'ne mücadele ettiğimiz için hani Icardi, Gomis
Barış'la orada alternatif oluştururuz gibi bir düşünce hakim. Ama hani Patson Daka gibi bir transferi de kimse hayır demez. Yani Zakaria'nın evet ciddi bir bonservis harcayacağız ama hani kiralık olabilirse Patson Daka transferi, kiralama bedeli de olsa, maaş olarak biraz Galatasaray'ı zorlayacak bir noktada da olsa Galatasaray'ın ben şanslarını, limitlerini zorlayacağını düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz ama Patson Daka'nın da zaten daha önce de söylediğimiz gibi Galatasaray scout ekibinin Galatasaray'a uyabilecek tarzda, teknik ekibinin istediği tarzda golcü taraması yaptığında listenin başına yazdığı bir isim olduğunu da söyleyelim yani. Hani şu an Galatasaray alabiliyorsa A planını alacak, alamıyorsa sanki bırakacak gibi yani. Öyle bir süreçte hakim. Evet ve ben İngiliz basına da baktım biraz. Leicester taraftarları ne diyor Patson Daka hakkında? Müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorlar aslında. Büyük bir yatırım yapmışlardı. 30 milyon euroya yakın bir para ödemişlerdi Daka için. İlk başlarda da çok güzel bir performansla imza atmıştı ama son dönemde Daka'da büyük düşüş var. Ve bu da Leicester taraftarlarını biraz sinirlendirmişe benziyordu. Belki bu durumda kiralık bir transfer olabilir gibi geldi bana. Ama önümüzdeki günlerde daha netleştik gibi her şey Zakaria'nda bitiyor kısacası. Yasin Arıkan Bey demiş ki Zakaria'ya Chelsea 15 milyon euro vermişti. Kabul etmedi Moskova. Biraz zor geliyor bu bana demiş. Chelsea aslında o paraları verdiği pek söylenemez. Çünkü Rusya'dan bir oyuncu almak Premier Lig kulüpleri için imkansıza yakın. Direkt oradan almak. Yasin Arıkan Bey demiş ki Dybala daha mantıklı olur bence demiş. Mehmet Emin Ciritoğlu Zakaria alamıyorsan Dybala'yı al daha iyi. Dybala transferini az önce aktardığımız gibi şu an için çok çok olasılığı düşük bir transfer. Hem olduğu maaşla ilgili hem de oyuncunun talipleriyle alakalı olarak. Abi buradan şeylere de geçelim. Şimdi kamp dönemi açıklandı. Kaleci transferi sorulmuştu Muhammed Işık'tan. Burada Mustera'nın geri döneceğini, Kasımpaşa maçıyla birlikte geri döneceği bilgileri var. Bu takdirde de Galatasaray'ın kaleci transferi sanırım rafa kalktı. Var mı sende böyle bir bilgi? Kaleci Galatasaray bu dakikadan sonra almayacaktır. Yani Mustera çok kötü bir ihtimalle ligin birinci belki ikinci maçını da kaçırsa, ki yetişme ihtimali de var. Kaçırsa bile Galatasaray şu an şu noktada bence kaleci transferi yapmayacaktır. Yani o kısa birkaç maçlık süreci gerekirse Okan'la devam ettirecektir diye tahmin ediyorum. Uğurcan Özdemir demiş ki Milan Icardi alacak diye bir iddia dolaşıyor. Bu durum hakkında son durum nedir? Milan'la alakalı bir bilgimiz yok ama Inter'in böyle bir ilgisi var. Icardi'nin bonservis konusunda bir an önce harekete geçirmeli. Kesinlikle öyle ama geçti zaten yönetim. 3 aydır yaklaşık Icardi'nin bonservisini almaya çalışıyorlar zaten. Özden Metin Bey demiş ki Zaniolo'nun elimizden satışını yaptığımız vakit ondan sonraki fırsat transferlerini paraları saçmadan kullanmalıyız. Çünkü geçmişte kulüp çok borçlandı ve Galatasaray bu düzeyde çalışmalar yapmalı. Çok doğru bir yolu. Kenan Sarı Bey demiş ki lütfen cevaplar mısınız? Fatih Hoca döneminde Bankalar Birliği anlaşması yüzünden transfer yapılamıyor deniliyordu. Ama Okan Hoca geldi transfer rekoru kuruyoruz. Ne oldu bu Bankalar Birliği'ni açıklar mısınız? Bankalar Birliği ile alakalı ben size detaylı bilgi yarın aktarırım ama benim bilgim şu yönde. Fatih Terim'in son döneminde yani bu Burak Elmas'ın geldiği dönem Bankalar Birliği'nin sözleşmesi bir düzenleme yapılmıştı. Ki Galatasaray zaten çıkaldı o Morutan, sayısız Nelson bu transferleri yaparken çok yüksek bedeller ödedi. O dönemde Fatih Terim için de yani o dönemde de transferler yapıldı aslında. Şimdi Okan Buruk döneminde de yapılması normal. Erhan Tekin Bey demiş ki Zaniolo'da da sakatlık varmış. Hayır öyle bir durum yok. Yasin Erikan demiş ki Mustara'nın sözleşmesi 2024'te bitiyor. Dolayısıyla Iñaki Peña'yı sezon sonunda almamız mantıklı olabilir. Aynı yorumdan bir tane daha gelmiş Hus Bey'den. Iñaki Peña'yı almalıyız. Bence Mustara'nın veliahtı olarak ben izleyicilerimizden ayrıldığım tek nokta Iñaki Peña konusu. Abi senin de görüşlerini merak ediyorum Iñaki Peña'da. Çünkü ben hiç performans vermemiş. Sadece Galatasaray'da ilk resmi maçına çıkmış bir oyuncunun. Mustara'nın veliahtı olarak Galatasaray'a gelmesine sıcak bakmıyorum. Mustara Galatasaray'a gelirken Lazio'nun as kalecisiydi. Onu da göz ardı etmemek lazım. Senden ben bir görüşlerini alayım abi. Şimdi Iñaki Peña evet Galatasaray'a geldi. Hani belli maçlarda özellikle Barcelona maçında performans verdiği için şu an Galatasaray taraftarının Iñaki Peña'yı istemesi doğal geliyor ama senin de dediğin gibi biraz daha oynayan, biraz daha çünkü kalecide tempo ve aynı zamanda tecrübe çok çok önemlidir. Yani oynayan kaleci çok başkadır. Hani bunu hissedersin. Çünkü oynamayan kaleci öyle bir noktada öyle bir hata yapabilir ki yani çünkü oynamıyor yani. Hani bu hatayı yapması da beklenebilir aslında belli bir noktada. Dolayısıyla oynayan özellikle yine aynı şeyi konuşacağız ama Güney Amerika'yı oraları biraz tarayıp oradan bir
kaleci bulabilmek çok mantıklı olabilir. Çünkü oradan şansımız tuttu. Belki Muslera da bir kaleci önerebilir Galatasaray'a. Oradan. Bence. Şöyle de olabilir. Alo, ben Ardaner var ya, Emre abim gibi vardı. Taparele. Hani Taparel'in aradığı, alo ben Tapi abim. Bana şu kaleciyi Güney Amerika'dan alır mısın ki Taparel'i önermişti zaten Muslera'yı da. Yani hani oradan tekrardan benzer ya da işte Muslera'yla Taparel'den görüşlerini alıp bir kaleciyi Galatasaray orada kadrosuna katabilir. Ama Muslera'nın kontratının 2024 yılında bitecek olması da Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılacağı anlamına gelmez. Yani Muslera oynayacağım derse Galatasaray taraftarı ve Galatasaray yönetimi de buna onay verecektir. Yani 40'ı görürse şaşırmaz. Niye görmesin yani? Hani Buffon oynuyorken Muslera da oynar. Hani oynamaması için bir sebep yok. Yani Muslera da şöyle bir düşünceye ben kapıldım bir ara. İşin doğrusu hani burada yalan konuşmaya gerek yok. Hani acaba işte sakatlıklar yaşadı, biraz sorunlar yaşadı. Acaba düşüyor mu? Yani ne olur falan gibi bir düşünceye kapılmıştım ama bu sene öyle bir başladı ki ya şunu gördük. Muslera kalecilik yetenekleriyle alakalı sorunları yok. Mental olarak ya ben işte diyoruz yani ben devamlı söylenen bir şey var. Şampiyonluk modunu Muslera açtı diye. Yani Muslera şampiyonluk modunu açmaya karar verirse ya Muslera'nın önünde zaten kaleci alamazsın. Ya böyle bir şey yok. Ya kaleci zaten yaş olarak da bir işte merkez orta saha bir santrafor gibi fiziksel özelliklerin çok ön plana çıkması gereken bir nokta değil. Yani mesela futbol menajer üzerinden yine konuşalım. Sen bir örnek verdin, ben de futbol menajer üzerinden konuşayım. Mesela fiziksel özellikler diğer mevkisel futbolcular için çok çok önemlidir. Yani öyle böyle değil. Hani bir fizikseli biraz düşerse oyuncu muhtemelen kariyerini sonlandırır. Ya da sen onu kadronda tutmak istemezsin yani. Hemen göndermek istersin. Moralin bozulur yani. Hani fizikselde böyle 4, 5, 6 falan görünce insanın morali bozulur. Hemen göndermek istersin. Ama kaleci mevkisi çok başka bir mevki. Yani kaleci de hızlanması örnek veriyorum. Hızı, işte dayanıklılık özellikleri falan 5 olsa, 6 olsa, 7 olsa çok da önemli değil dersin yani. Ne yapacak bana dersin ama 41-42 yaşına kadar oynayabilir mi? Oynayabilir. Böyle kaleciler de var. Ama minimum 40 yaşına kadar ben oynamasını bir mani görmüyorum. İnanılmaz bir performans düşüklüğü olmazsa ki Muslera beni o noktada bir kere şaşırttı. Ben bir de o hataya düşmem. Yani Muslera 40 yaşına kadar oynayamaz demem. Çünkü bir kere orada bir hataya düştük. Bir daha aynı hataya düşmeyelim. Bence performansına dayalı sözleşmelerle Galatasaray uzun vadeli sözleşmelerden ziyade örnek veriyorum 2024 yılında kontratı bitecek. 2024 yılından 2026'ya kadar uzatabilirsin. Hani böyle parça parça kontratlarla gidilebileceğiniz noktaya kadar Muslera ben artık oynamıyorum diyene kadar Muslera'nın iliğini kemiğini gerekirse sömürmek gerek. Bu da bence çok net. Yani çünkü yerine ne bulacağım belli değil. Kaleci şakası olan bir mevki değil Kubilay. Yani oldu Aynen. oldu olmadı Yorumlarda bir anda da bütün sezonu çöpe atabilirsin yani. zaten abi seneye Şampiyonlar Ligi'nde çok rahat oynar bence Muslera demiş Valorant izleyicimiz. Uğurcan Özdemir Bey demiş ki Muslera gibi kaleci gelmez. Muslera gibi kaleci almaya kalksan minimum 15 milyon eurodan başlıyor. Senin dediğin gibi abi. Bunu söylemiş. Ben burada Muslera'da ilgili olarak son olarak şunu söyleyeyim. Sanki sezonun başında bu takım şampiyon olur veya olamaz gibi bir düşünceye kapılıyor Muslera. Eğer şampiyon olacağına inanıyorsa o takımın, o kadronun performansı akıl almaz seviyelere çıkıyor. Sanki öyle bir şampiyonluk modu da oradan geliyor zaten. Bu soruyu da abi sana sorayım ben. Deniz Nikli izleyicimiz sormuş. Liverpool'dan herkese selamlar. Biz de selam yolluyoruz. Kulübe de selam yolluyoruz. 7. sezonunda klasik düşüşün yaşadı Liverpool'da. Bakalım. Darwin Núñez'e zor. Bizde Icardi var yani. Bence daha iyi. Bu arada. Onu da söyleyeyim. Rafael ve Weigl ile ilgili ilgilendiğimiz doğru mu? Doğruysa çok yerinde bir transfer olacağını düşünüyorum. Zakaria olmazsa bu oyuncuya gidilmeli. Yaz transfer döneminde gitmiştik sanırım. Ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Farklı alternatif yönelmişti Galatasaray. Yani böyle bir gündemde böyle bir isim yok şu an benim bildiğim kadarıyla. Veiga ismi eğer Palmeiras'ta oynayan oyuncuysa yani şu an öyle bir süreç söz konusu değil. Çünkü onlar da öyle çok cüzi miktarlar istemediler. Yani hani 10 milyon eurodan 12 milyon eurodan kapıyı açıyorlar. Bir de Brezilya kulüplerinden futbolcu alabilmek çok kolay bir iş değil yani. Bayağı bir işte orada farklı kontrat var, burada farklı kontrat var. Yani oradan böyle oyuncunun tamamını koparıp alabilmek çok kolay değil. Çok mümkün görmüyorum ben yani. Ben de mümkün görmüyorum. Zakaria'nın soruyu izleyicilerimiz. Konuştuk. Hatta programın yaklaşık 15 dakikasını falan Zakaria'na ayırdık. Biraz geriye alırsanız, çünkü canlı olduğu için izleyicilerimiz de aynı şeyleri konuşmamızı istemeyebilir.
sizlerin affına sığınarak biraz geri alırsanız mutlu oluruz. Uğurcan Özdemir Bey demiş ki Buffon bu yaşına kadar oynuyorsa Muslera da aynı şekilde oynar demiş. Abi Antalya kamp kadrosu da açıklandı. Kısaca ona da değinelim aslında. Yusuf Demir'in kamp kadrosuna alındığını gördük. Burada bir denenecek mi Yusuf sence? Yoksa Kasımpaşa veya Eyüpspor gibi bir takıma da kiralanacak mı? Çünkü Kasımpaşa iddiaları biraz daha kuvvetliydi. Böyle bir düşüncen var mı senin? Çünkü Antalya kamp kadrosuna alınması belki Okan Burun bir şans daha vereceği anlamına geliyor. Yani o süreçte ben ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü yani şu anki Galatasaray kadrosunda özellikle yabancı oyuncu statüsünde oynamasıyla beraber forma şansı bulabilme ihtimali çok düşük. Zaten düşüktü. Bir de üstüne oraya Zaniolo geldi. İyice düştü bu ihtimal. Yani şu an hani ilk 11'de ya da rotasyonda belki %5, %10 değil Yusuf Demir'in oynama şansı. Dolayısıyla da ben çok mantıklı görmüyorum. Oyuncuyu da fazla köreltmeden, çünkü Galatasaray bir yatırım yaptı, fazla köreltmeden oynayabileceği bir yere verip orada performans alarak tekrardan Galatasaray'a adaptasyon sürecini bu şekilde sağlamak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu tarz futbolcular için, genç futbolcular için oynamak çok çok önemli. Yani oynatamıyorsanız, hani rotasyonda oynatabiliyorsanız amenna. Ben Galatasaray'da kalmasını isterim. Galatasaray'da çünkü gelişim göstermesi buradaki oyuncularla antrenman düzeyiyle bir Anadolu kulübündeki antrenman düzeni bir aynı olmayacaktır. Ama hani oynatmıyorsanız, hiç kullanmıyorsanız, çok kısıtlı süre veriyorsanız da bir Anadolu kulübüne kiralanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Ekrana getirdiğim gibi bir arkadaşımız yazmış. Bir merkez orta saha ve 10 numara oyuncusu olan Selçuk İnan'ın Yusuf Demir için de ben kanattan ziyade 10 numarada değerlendirmesiyle beraber ona bir ekstra katabilir. Bir kariyerinde bir yeni ufuk açabilir diye tahmin ediyorum. Abi burada dediğin gibi Fatih Kesim Selçuk İnan'ın avantaj olacağını söylüyor. Mert Ali Demirci, Yusuf Demir'in bu seneki şanssızlıklarının biri de sakatlıklar oldu. Evet, yani tam kadroda göreceğimiz maçlarda sakatlandı Yusuf Demir. Murat Görbey'in bir sorusu var. Zaniolo sağ açıkta mı oynayacak form full olarak demiş. Aslında her hücum bölgesinin her yerinde oynayabiliyor Zaniolo ama şu an Galatasaray'ın kadrosunda kesilebilecek ya da Zaniolo'nun yerine geçtiğini düşünebileceğimiz sadece sağ açık var. Diğer bölgelerde oynamasını pek düşünmüyorum. En azından şu an bu sezonun geri kalanı. Şöyle söyleyeyim. Yani ona da istersen bir cevap vermek isterim. Hani bence net olan şey şu. Sağ kanatta ilk alternatif olarak orada değerlendirilecek. Yani Galatasaray'ın hücum hattı Kerem, Mertens, Zaniolo ve Icardi'den oluşacaktır ilk etapta. Ama Zaniolo size ekstra bir perspektif sunuyor aslında. Yani ekstra bir alternatif oluşturuyor. Bu da ne? Diyelim ki Mertens, umut ediyorum gerçekleşmez, bir sakatlık yaşadı. Ya da bir kart cezalısı durumu var. Ekstra bir yorgunluğu var, bir sorunu var. Ne yapabilirsin burada? Zaniolo'yu 10 numaraya kaydırırsın. Sağ kanada Raşit Say'ı koyarsın. Böyle bir alternatif olur. Daha bir farklı bir sorun yaşandı. Yine Mertens oynatamıyorsun. Zaniolo'yu buraya kayıp sağ kanada ya da sol kanatta farklı alternatifleri değerlendirebilirsin. Çok sıkıştın. Santrafor'un yok. 1.90 boyundaki bir Zaniolo'm var. Hani gizli santrafor olarak bir oraya atıp, yani santrafor mevkisine atıp arkasına Mertens'le, belki Mertens'i bir adım daha böyle Icardi'de olduğu gibi biraz daha geride değil de daha çok Zaniolo'nun yanına sokarak ikinci bir santrafor olarak kullanarak orada santrafor kurgusunu bu şekilde de sağlayabilirsin. Ki bence bu ihtimal de var. Yani Galatasaray golcü almazsa demek ki hedef olarak bunu düşünüyor derim. Bu benim aklımdan geçer. Yani Gomis'i çok öncelik olarak görmezlerse, Icardi olmazsa eğer bazı maçlarda Mertens Zaniolo'yu arkalı önlü oynatıp o iki oyuncuyu böyle çift forvetmiş gibi kullanıp daha farklı bir katkı almamız da ihtimal dahilinde. Çünkü 1.90 boyunda olduğu için yani hücum bölgesinin her noktasında da oynatabileceği bir oyuncu aslında. Ben onun içerisinden bir Galatasaray'da Talisca çıkmasını o kadar arzu ediyorum. O kadar arzu ediyorum ki Süper Lig'i domine etmesini istiyorum. Zaniolo'nun bu arada şöyle yorumlar da gelmiş. O zaman demişler Raşitsa ile alakalı bazı sorular var. Murat Gör demiş ki Zaniolo transferinin ardından Raşitsa veya Yunus gönderilecek mi? Şunu unutmamak lazım. Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyon olması takdirde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. O yüzden Raşitsa da rotasyonda çok büyük katkılar verebilecek bir oyuncu. Norwich City şu an Championship'te 9. sırada. Premier Lig'e çıkma ihtimalleri çok çok az. Yani oyuncu Galatasaray bir sezon daha kiralayabilir ama ben bonservisini alacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın, Raşitsa'nın.
Fatih Kesim Bey demiş ki bize hücumda çeşitliliği sağlayacak oyuncu lazım. Sene başındaki sıkıntımız buydu zaten. Kesinlikle öyle. Oliveira olsun, Zaniolo olsun, Mertens olsun, Kerem olsun şu an o bölgeyi yavaş yavaş doldurdular. Çok da güzel ilerliyor zaten Galatasaray. Seçkin Bozkurt demiş ki Okan Hoca Zaniolo'yu sevdiği yerde oynatırsa çok verim alır. Zaniolo bence her yerde verim alacak Galatasaray. Öyle bir potansiyel. Eren Özer Bey demiş ki Zaniolo zaten gidecek. Zakaria her türlü satılır. Potansiyeli var demiş. Kenan Sarı Bey demiş ki programı kapatmadan bir kadro yapar mısınız yapılan transferlerin içinde bulunduğu? Teşekkürler. Aslında bunu yapabiliriz. İzleyicilerimizle birlikte yapabiliriz bu kadroyu. Transferler çok net aslında şu an kadro ama son yeni transferimiz olacak. Sağ açık yeni transferimiz olacak. İzleyicilerle birlikte abi yapalım. Sen Muslera'dan başlayıp Muslera, Sasha Boy. Sen uyar beni. Ya da izleyicilerimiz de uyarsın. Sen ne diyorsun? O isim orada oynar mı diyebilirsin. Muslera, Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Adekupe, Torreira, Oliveira, Mertens, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Bence Galatasaray'ın şu an ilk 11 olacak. Burada yedek... Zakaria gelirse peki ben sana soru sormak istiyorum. Zakaria gelirse Sergio Oliveira'yı keser misin yoksa Zakaria'nı biraz daha böyle zaman zaman Mertens'in yerine zaman zaman Sergio Oliveira'nın yerine biraz rotasyonlu olarak mı kullanırsın? Çok güzel soru. Ben izleyicilerimize yönelteyim bu soruyu. Zakaryan gelirse Oliveira ile bir dönüşüme gitmesini ister misiniz kadro içerisinde? Yoksa Oliveira'dan devam mı edersiniz? Abi ben şöyle düşüneyim. Yani söyleyeyim sana. Ben Zakaryan'dan 60. dakikalarda, 70. dakikalarda oyuna girebilecek bu sezon içerisinde. Öyle bir verim alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oturmuş bir yapı var. Yani bir oyuncuyu kazanalım diye, daha yüksek bedellere satalım diye kadrodaki temel taşları bozmanın pek doğru olmadığını düşünüyorum. Ve yorumları okuyayım. Murat Gör Bey demiş ki Zakaryan daha çok katkı verir bence Oliveira'dan demiş. Fatih kesin de keserim Oliveira'yı demiş. Hani Cebrail Ay demiş ki hemen kesmem yavaş yavaş kadroya muhafaza demiş. Yani izleyicilerimizin Zakaryan'ı önüne koyduğunu gördüm şu an biraz Oliveira'nın ama Oliveira'nın kalitesine ulaşması biraz daha var. Bence Ben Zakaryan mı Oliveira mı gelecek sana onun senelerde nedenini söyleyeyim Kubilay. Yani o futbolcunun kalitesiyle alakalı bir şey değil. O tamamen yeni transfer durumu. heyecanıyla. Yeni Olur. transfer Yani şimdi bak tam tersi bir şey söyleyeyim. heyecanı. Katılan arkadaşlar da olur, o katılmayanlar da olur. Diyelim ki Galatasaray'da şu an Zakaria oynuyor 8 numarada. Sergio Oliveira'yı Galatasaray alıyor. Hani hemen Zakaria'nı keselim, Sergio Oliveira'yı oynatalım diyenler de olacaktır. Yani öyle bir durum var. Çünkü mesela bu, yani bilgisayar oyunu oynarken de böyledir. Yani bu hayata aslında bir taraftar olarak bakıyoruz. Şimdi hepimiz bilgisayar oyunu oynuyoruz. Mesela bir FIFA kariyeri oynadığını düşün. Şimdi bir transfer yapıyorsun. Yani biz öyle temiz insanlarız ki. Şimdi transfer yapıyorsun mesela. Hemen mesela elindeki bütün futbolcuları harcıyorsun, onu oynatmaya çalışıyorsun. Veya işte Evet. oyunun içerisinde de bu böyledir. Şimdi mesela FIFA kariyerde kendin maçı yaparken şimdi mesela bir golcü aldın mesela. Sürekli onu oynamaya çalışırsın o gol atsın diye. Neden? Çünkü için kalbin temiz yani. Hani hedef o. Transfer seviyorsun yani. Transfer yaptım, transferi kullanayım, transferden fayda alayım. Dolayısıyla hani Arsene Zakaria'nın bakış açısının temel sebebi bu. Yani Sergio Oliveira daha iyidir, Zakaria daha kötüdür ya da Zakaria daha iyidir, Sergio Oliveira daha kötüdürden ziyade biraz daha bu noktada ben ayrıştığımızı düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendi düşüncemi de aktaracağım. Şimdi orada bence özellikle biraz daha böyle tempo oynamamız gereken, erken skor olmamız gereken noktalarda Torreira'nın da fiziksel gücüne maksimum seviyede güveniyorsak Arsene Zakaria, Torreira, Mertens üçlüsüyle çıkabilmek bazı maçlarda bize fayda sağlayabilir. Ama işte bir Fenerbahçe derbisi, bir Kadıköy deplasmanı, bir Beşiktaş deplasmanında bu üçlü kurguyla çıkmayabilirsin. Yani Sergio Oliveira ile topu biraz daha ayağında tutayım, biraz daha tempodan ziyade topa hakim olayım anlayışıyla bunu kullanabilirsin. Ama ben Okan Hoca'nın burada maçın gidişatına göre, hem gidişatına göre hem de artı olarak da maçın içerisindeki duruma göre değişimleri yapacağını düşünüyorum. Sergio Oliveira'yı kolay kolay harcamamak lazım. Sergio Oliveira'nın bu sezon oynamadığı maçlarda Galatasaray'ın düştüğü durumu biliyoruz. Yani Galatasaray evet kazanmaya devam ediyordu ama nasıl kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bazı noktalarda sezon başında özellikle Sergio Oliveira olmadığında kazanmakta zorlandığımız, kazanamadığımız maçlarda olmuştu. Bunları da göz önüne almak lazım. Galatasaray eğer Sergio Oliveira, Muslera gibi tıpkı Sergio Oliveira o gün oynamak isterse maçı domine eden bir özelliği var. Yani Trabzonspor maçı ben çok beğenmiştim. Ciddi eleştirilerle beraber Trabzon maçına gelmişti. Hatta seninle konuşmuştuk hatırlıyorsan. Hani bu tarz bu kadar eleştiriliyorsa işte Kerem'den de Sergio Oliveira'dan da ben bir atılım performans bekliyorum demiştim. Sergio Oliveira öyle bir performans gösterdi yani. Oradan net bir şekilde döndü. Ve şöyle de şunu da ekleyelim. İzleyicilerimiz de düşünsün de Galatasaray tarihinde bir orta sahanın bütün derbi maçlara, bütün büyük maçlara bu kadar damga vurduğunu Selçuk İnan Melo zamanından bu yana ben hatırlamıyorum. Bütün büyük maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor her maçta müthiş oynadı Oliveira. Muhammed Işık Bey de Kayserispor maçına örnek vermiş. O maçta bence Galatasaray'ın ligin dönüm maçı. Dries Mertens'in sol açıkta Mata'nın 10 numara mevkisinde oynadığı Galatasaray'ın sezon en kötü futbol oynadığı maçtı ve ondan sonra Okan Buruk büyük dersler çıkardı ve galibiyet serisine yavaştan girmiştik. Zakaryan gelişmesini var mı demiş izleyicilerimiz. Konuştuk. Yayını bitirdikten sonra canlı yayını başlara kaydırırsanız oralarda görebilirsiniz. Biz yarın yine 18'de karşınızda olacağız. Bizleri katkı sağladığınız için, değerli yorumlarınızı, bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben herkese. Abi son görüşlerini alayım senden. Yine çok güzel bir katılım oldu. Yine ciddi sayıda arkadaşımız bizi izledi. Güzel yorumlar da geldi. Bu tarz böyle sohbet havasında interaktif bir şekilde yayın yapınca biz de çok mutlu oluyoruz. Süreç bu şekilde çok daha güzel işliyor. Aynı arkadaşları tekrar tekrar bunu söylüyorum. Aynı arkadaşları yarınki yayında da mutlak surette bekliyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Unutmadan yardımlarınızı bir SMS'siz yollayabilirsiniz. Deprem yazıp AFAD için 1866'yı, Kızılay için ise 2848'e gönderebilirsiniz. Ahbap gibi oluşumlara da katkıda bulunabilirsiniz. Ben herkese yayınımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.